Köşe komutu. Bu komutla grafik ekranının, bir metnin veya bir resmin köşelerini belirleyebiliyoruz. Yani şu an grafik bir ekranı açık. Grafik bir ekranının şu dört köşesini de işaretlemek istesem, bunu gelip bir noktayla yapsam, ekranı küçülttüğümde veya kaydırdığımda bu nokta hareket edecek. Ama öyle olsun ki istiyorum, ben ekranı küçülttüğümde veya büyüttüğümde her zaman köşe aynı köşedir. Bu köşeler işaretli olarak kalsın. İşte bunu köşe komutuyla çok rahat yapabiliriz. Köşe yazdığımızda giriş alanına bu komutun 4 farklı hali karşımıza çıkıyor. İlkini kullanırsak seçili olan grafiğin köşelerini işaretletir. Burada şunu da söyleyeyim. 4 farklı köşe numarası kullanabiliyoruz. Birinci köşe sol alt, ikinci köşe sağ alt, üçüncü köşe sağ üst, dördüncü köşe de sol üst köşeyi temsil ediyor. Burada köşe sayısına 1 yazdığımda şu an grafik bir ekranı seçili olduğu için grafik bir ekranının birinci köşesine nokta koymuş oldu. Şu an A noktası küçük olarak gözüküyor. Ben A noktasının boyutunu artırayım. Şöyle rengini de kırmızı yapalım. Tam olarak belli olsun. Şu arada ben ekranı büyütsem de o nokta kaybolmuyor. Dikkat ederseniz ekranı büyütüp küçülttüğümde de noktanın koordinatları otomatik olarak değişiyor. Bu sayede her zaman köşede noktanın kalmasını sağlamış oluyoruz. 2 yazarsam bu sefer 2 nolu köşeyi göstermiş olacak. Aynı şekilde bunu da mavi yapalım. Boyutunu da büyütelim. Şöyle mavi köşe oldu. Köşe yazalım ve 3 diyelim. Enter'a bastım. Bu sefer sağ üst köşeyi gösterdi. Yeşil olsun. Boyutunu da yine büyütelim. Şöyle yeşil köşe oldu. Dördüncü köşeyi de yapalım. Köşe olsun. Dördüncü köşe. Sol üst köşe olacak. Enter'a bastım. Bunun rengi de pembe olsun. Şöyle büyütelim. Pembe, kırmızı, mavi ve yeşil köşeleri işaretlemiş olduk. Bunu ben daha önce bir kez kullandım. Şu çarpım tablosu dosyasında kullanmıştım. Soru açıyorduk. Burada 45 yazmış olsam yanlış şeklinde arka plan rengi de kırmızı olarak gözüküyordu. Eksi 45 yazsam doğru oluyor. Arka plan rengi yeşile dönüyor. Normalde grafik ekranının arka plan rengini siz herhangi bir komuta bağlı olarak değiştiremezsiniz. Yani grafik ekranını seçtiğinizde arka plan rengi sabittir. Buraya herhangi bir sayısal değer, değişken atayamıyorsunuz. Ama grafik ekranını bir çokgenle kaplarsanız, ki benim burada yaptığım oydu. Şunu yazmıştım. Çokgen noktalar A noktası, B noktası, C noktası ve D noktası. Şöyle Enter'a bastığımda bu 4 noktadan geçen bir çokgen çizmiş oluyor. Sonra çokgenin rengini falan değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi. Bu şekilde. Giriş alanına yine köşe yazalım. Bu sefer metni kullanalım. Örneğin metin 2'nin köşelerine nokta koymak istiyorum. Buraya ismini yazıyorum. Metin 2, köşe 1. Sol alt köşeye nokta koymamı sağlayacak. Tanımsız demesinin sebebi şu an metinin ekrandaki mutlak yer olarak belirlenmiş olması. Bunu kaldırırsanız noktayı gösterecektir. Ekrandaki mutlak yeri işaretlerseniz köşeyi işaretlemez. Çünkü belli başlı noktalardan bağımsız oluyor. Sağ alt köşeyi işaretlemek isteyelim. Sağ üst köşe 3. köşedir. Sol üst köşe de 4. köşe işaretlettirdik. Bu şekilde. Giriş alanına yine köşe yazalım. Resim. Bir tane resim ekleyelim. Şu
şöyle olsun. Resmin köşeleri şu an işaretli de ben onları kaldırayım. Elimizde Allah lafzı var. Ben hemen köşelerini işaretlettiriyorum. İsmi resim 1'miş. Resim 1 yazdım. Sol alt köşeyi işaretlettireceğim. 1 yazdım. Şöyle. Sağ alt köşe. Sağ üst köşe. Sol üst köşe. Şu şekilde köşeleri işaretlettirmiş olduk. Bunları kullanabiliriz. Ne yapabiliriz? Mesela şöyle resmin yerini değiştirelim. Ekrandaki yerini. Sol alt köşesi G noktası üzerinde dursun. Örneğin. Şöyle. Enter'a bas. Bunun gibi. Çok fazla nesnenin olduğu çalışmalarda nesneleri ekranda yerleştirirken kullanabilirsiniz. Artık ne tür çalışmalar yapıyorsanız. Yine köşe yazalım. Resim tamam, metin tamam, köşe sayısı tamam. Köşe köşe sayısı komutu. Burada yazacağınız sayı direkt grafik 1 ekranındaki köşe olur. Direkt grafik 1'dir. Siz grafik 2'yi açsanız bile, grafik 2'yi seçmiş olsanız bile gelip de burada köşe 1'i oluşturursanız yine de grafik 1'in köşesini işaretleyecek. Yani tam şu noktayı işaretleyecek. Biz onu grafik 2 ekranında da görebileceğiz tabi. Bu normal. Bu şekilde burada görülmesi. Ama şu nokta tam olarak grafik 1 ekranının köşesini temsil eder. Örneğin ben grafik 1'in şimdi ekrandaki mutlak değer yapalım. Grafik 1'in orijinini köşeye getirirsem köşeyle orijinin çakışacağını orada sağ tarafta görebilirsiniz. Bu şekilde. Yani köşe komutu direkt olarak grafik 1 ekranında oradaki köşeyi temsil eder. Biz grafik 2'nin köşesini belirlemek istiyorsak bu sefer görünümde grafik görünümde 2 yazmamız lazım. Eğer 1 yazarsam 1 ve 1 yazarsam grafik 1'in birinci köşesi işaretlenmiş olur. Tam şu kısmı işaretledi. Şöyle büyütelim. Noktayı da renginde kırmızı yaptıralım. Şu şekilde. Grafik 1'in köşesi işaretlenmiş oldu. Eğer 2 yapıp Enter'a basarsam bu sefer grafik 2'nin köşesini işaretlemiş olur. Şurada hemen. Alt kısımda gözüküyor çok küçük bir şekilde. Onun renginde mavi yapalım. Ayırt edilsin. Şu şekilde. Bu köşe 2. Grafik 2'nin birinci köşesi pardon. Bu grafik 1'in birinci köşesi. Yani grafik ekranı seçmek için köşe komutunun şu dördüncü halini kullanıyoruz.